Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde koronavirüs vakalarındaki artış ile temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranındaki artışların sosyolojik boyutu mercek altına alındı. Uzmanlar bölge sosyolojisinin dikkate alınarak yeni tedbirlerin alınmaması durumunda Türkiye'de vakaların büyük ölçüde Güneydoğu kaynaklı olacağı uyarısında bulundu. Bu tabii temaslı sayısındaki pozitif oranını söylüyor ama bölgede aslında bulaş oranı da daha yüksek diğer yörelere göre. Şimdi Diyarbakır'da şöyle bir süreç başlandı. Yaşandı hepimizin bildiği gibi. Aslında ilk başta Diyarbakır'daki vakaların çoğu bölge dışı kaynaklıydı. Bir kısmı Umre kaynaklı, bir kısmı İstanbul kaynaklıydı. Ama bugün gelinen noktada artık giderek Türkiye'deki vakalar büyük ölçüde Güneydoğu kaynaklı olmaya başlayacak. Buna herkesin dikkat etmesi gerekir. Şöyle olacak, yani okulların açılmasıyla belli bir süre sonra bölgeden diğer bölgelere doğru bir öğrenci akışı olmaya başladığı zaman Türkiye'deki diğer yöreler de belli bir ölçüde kontrol altına alınamaz hale gelecek. Şimdi bunun meselesi anlaşılabilir bir durum. Hepimiz biliyoruz. Hem bölgedeki genç nüfus oranı Türkiye'nin diğer yörelerine göre çok yüksek, hem de bölgedeki akraba yoğunluğu çok fazla yüksek. Şimdi burada uzmanların söylediği, burada daha çok belli bir kümelenmeden kaynaklanıyor. Yani bu da ilk başta da belli bir ölçüde taziye ve mevlitlerle başladı ama şu an bölgede bir düğün mevsimi, hepimizin bildiği gibi işte hafta sonu yüzlerce düğün vardı bence. Her tarafta müzik sesleri. Dolayısıyla bu düğünler kontrol altına alınmadığı sürece bölgede ciddi sorunlar yaşayacağız diye düşünüyorum. Şimdi bölgedeki düğünlerin özelliği diğer yöredeki düğünlerden farklı, katılım çok fazla oluyor. Hem katılım, hem halay, hem oyunlar vesaire. Bu giderek kontrolden çıkar mı bir duruma dönüşebilir. Bölgede kontrolden çıkması, Türkiye'de de kontrolden çıkması durumuna yol açabilir. Dolayısıyla bölge sosyolojisinin göz önünde bulundurularak bölgeye yönelik ciddi tedbirlerin alınması gerekir. Bu sadece artık giderek yani sağlık sisteminin çökmesini veya sürdürülebilir durum olmaktan çıkmasına neden olmaz. Giderek bunun artık gerek ekonomik gerek siyasal sonuçları da ortaya çıkmaya başlar. Onun için bence bir an önce bölgenin bu sosyoekonomik yapısı göz önünde bulundurularak gerek aile yapısı gerek aşiret yapısı yani nüfusun kalabalık olması göz önünde bulundurularak ciddi tedbirler alınması gerekir. Bu tedbirler hem bilgilendirme anlamında hem de belli ölçüde bir yaptırım olması gerekir. Ben hala bölgede ciddi bir tedbir olduğunu gözlem, yani sokakta bunu göremiyoruz belli bir ölçüde. Bunu hem sivil toplum örgütleri, diğer kuruluşlar, işletmeler ciddi denetim yapmıyor. Örneğin birçok zincir mağaza bölgede bakıyorum, çalışanların da ciddi tedbir yok. Dolayısıyla herkesin elini taşın altına sokması gerekir. Bu açıklanan günlük 15-16 ölüm oranları belki insanları rahatlatıyor gibi bir şey ortaya çıkıyor ama yani 15-16 da olsa bir can. Onun dışında bu giderek de bu hasta yükü arttıkça giderek ölümler de artacaktır. Dolayısıyla önemli sonuçlar olacak. Bence bölgede sadece sağlıkçıların denetleyeceği ve önlem alacağı şey dışında bir de bölgenin genel toplumsal yapısını bilen bir kurul oluşturularak neler yapılabileceği gerektiği, bölge derken de başta burada Diyarbakır, Urfa, Mardin, Antep, Batman'da yoğunluk fazla. Bu bölgelerin, bu illerin de birbirine benzer yanları var. Bunların hepsi göz önünde bulundurularak ciddi tedbirler alınması lazım. Biraz önce söylediğim gibi bu giderek bölgeye de sınırlı kalmayacak. Bölgenin başta Çukurova olmak üzere Türkiye'nin büyük şehirleriyle de ciddi ilişkisi var. Bu bir süre sonra diğer bölgelerde etkileyecek duruma gelecek diye düşünüyorum. Burada da iki tane. Yarın
Hey, 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 hey